Grubun en genç üyesi Nur Hanım. Kayseri'den kalktılar, geldiler, bizi çok mutlu etti. Nasıl bir şey? İyiyim, sizler nasılsınız? İyiyiz, iyiyiz. Böyle performanslar izleyip kötü olabilir mi bir insan? Gözümüzü açtık 9200, hemen arkasından 9700. Sizinle de bir 9800 yapalım diyoruz. İnşallah. İnşallah. Tonlama ilginçti. Başlayalım mı? Evet. Hadi başlayalım. 4 harfli bir kelimeyi arıyoruz efendim. Müzikle ilgileniyor musunuz Nur Hanım? Müzikte 3 veya daha çok sesin bir arada tınlaması. Trio değil yani. Değil değil. Sesin bir arada tınlaması. Hani gitar öğreniyorum, gitar çalmayı öğreniyorum. Bana 4 tane verin yeter. Nota değil. Nota değil. 4 tane nokta nokta öğreneyim. Zaten Türk popunu hallederim yani. Tını. Tını da değil. Şöyle bir öyle, bir böyle, bir şurada. Akor. Nedir? Akor. Yahu ben zor duyuyorum. Ben zor duyuyorum. 4 dizi bulduk. Gelsin yenisi. Eski bir kelime var, kafanızı karıştırmasın. Eskiden gudde de derlermiş. Boş verin. Vücudun herhangi bir yerinde oluşan şişkinlik. Yara, bere değil. Öyle değil. Mesela yağ nokta noktası derler. Beze. Beze. Gayet güzel. Aynı zamanda bir tatlının da ismi. Ne kadar ilginç değil mi? Buyurun gelsin yenisi. Namlu temizleme çubuğu. Sipsi değil. Sipsi mi? Onun yüzük aleti. Harbi. Bravo! Ben burada takılacak diye bekliyordum. İtiraf etmek gerekirse. Silahlarla ilgili bir tane daha var soru. Bilginiz mi var? Ya çok bilmem ama. Allah Allah. Dur şaşırdım. Neyse bitirelim de sonra sohbet ederiz. Buyurun gelsin yenisi. Nizami yığın diye sorduk bunu. Yani bir yerde böyle öbek halinde duruyor. Kümülteste değil. Onları nizami hale getirirsek artık ona öbek demeyiz. O ne olur? Balık tuttum. Bayağı da tuttum. Sonra hepsini birden şöyle attım. Yığın halinde duruyor. Sonra dedim ki böyle olmaz. Ben bunları bir nizami hale sokayım. Ne oldu onlar? Balık. Bir harf alalım. Balık yığını değil de harf mı alacağız? Evet. Aldık. İstif. İstif efendim. İstif. 400 puan değerinde. 1700 yaptık kasayı. Peki şimdi ne yapacağız? Harf almadan devam edeceğiz. Harf almayacağız. Üzerine de 50 saniye arttıracağız Nur Hanımcığım. Buyurun yenisi geliyor. Sahnelenmek veya seslendirilmek için düzenlenmiş eser, oyun. Kafanızı karıştıracak seslendirme kısmı, sahnelenmek için düzenlenmiş oyun diyelim. Yanlış bir tabir olsa da daha net. Sahnelenmek için düzenlenmiş. Oyun da diyoruz. Bu Arapça kökenli bir kelime. Biliyorsunuz ama kelimeyi, duymuşsunuzdur. İlkokulda işte gösteri. Siz okuldayken gösteri diyorlardı. Biz yetişirken bu Arapçayı kullanıyorlardı. Ne diyorlardı? Çünkü biz okulu şey diyorduk. Ne diyorduk? Temsil ediyor. Nedir diyor? Temsil. Temsildir efendim o. 600 puan birden kazandırır Nur Hanım'a. 6 harflidir, tek kelimedir. 6 harfli cevapların sonuncusudur. Görelim. Güç, erk, iktidar. Arapça kökenli. Bu anlamlarda. Saltanat, yönetim değil. Arapça kökenli. Arapça kökenli. Güç, erk, iktidar. Güç. Aynı zamanda bir erkek ismi olarak karşımıza çıkar. Kadın ismi olarak da karşımıza çıkar. Erk, iktidar. Güçlü, nokta noktalı. Heybe. Bu işleri yapabilecek nokta noktaya sahip. Nasıl bir hükümdar? İktidarlı bir hükümdar. Bir harf alayım. Vazgeçtik, aldık harfimizi. Evet. Yani yapamıyorum, gücüm yok. Allah'ım bana güç... Kudret. Kudret ver. Artık yardıma sığındım. Buyurun yenisi. Kişinin duygusal durumu ve davranış, tutumu. Davranış, psikoloji. İki kelime, iki kelime. Hal, hal. Hal, çok tavır. Güzel. Hangi hal ama?
Duygu. Neyin hali? Duygu hali. Çok güzel. Duygu hali ama biraz uzun. Hal mi? Hali mi? Bilmiyorum. Yani duygu hali diye kalıp... Bir harf alayım o zaman. Bakın. Alıyor muyuz? Peki. Süre de çok azaldı bu arada. Evet. Hah! H'si geldi. Durup düşünüyoruz. Süre gidecek. En güzeli. Hali. Ne hali? Durum ve tutum. Yüz hali mi? Eski bir tabir var. Halet-i ruhiye. Ruh hali. Ruh hali. 3400 oldu kasa. Kaç soru kaldı? Niye? Bir yere mi yetişeceksiniz? Yok, görebilecek miyim diye. Görürüz, görürüz. Harf almadan pat pat cevaplarsak görürüz. Şu anda 3400 puandayız. 9500'e ulaşabilecek durumdayız. Evet, yetişemeyeceğiz Asel Hanım'a ama ciddi bir puana ulaşabiliriz. Yapabileceğinize de emin. Sakatat sever misiniz? Onu merak ediyorum. Sever misiniz? Açıkçası ben de pek sevmiyorum. Bir bakalım. Belki duymuşsunuz. İri parçalı işkembe çorbası. Artık kelle ona çorba denmez, yemektir o yani. Harf alayım bir tane. Aldık bir tane harf. Kuzu gibi bir şey değil. Kuzu. İri parçalı işkembe çorbası. İşkembe çorbasının böyle iri parçalı olanı. Ona bir isim veriliyor. İri parçalı işkembe çorbası. Duydunuz bir tabir mi? Valla işte seviyorsanız duymuşsunuzdur. İçer misiniz işkembe çorbası? Hayır. Sevmezsiniz. O zaman biraz keşke uzak olabilirsiniz. Yani sirkesini katacaksınız tabii. Başka neyini katacaksanız katacaksınız. Katın biraz, katın. Tuz. Tuzlama. Ne zaman gidiyorsunuz Adana'ya? 20'si. İçirirler orada size. Merak etmeyin. Buyurun, yenisi geliyor efendim. Mermi devinimini inceleyen bilim dalı. Tam sizlik soru. Mermi devinimini. Harf alayım. Aldık bir harf. Aldık bir harf. Dur bakalım, bir tanesini alalım. Bilemezseniz vallahi vereceğim ikinciyi de. Bir şey loji mi? Yok, hayır. Filmleri falan düşünün böyle hani. Noktalı. Balistik. Balistik. 700 puan değerinde. 5 tane soru kaldı. 6 saniyede cevap verir miyiz? Gözü karartırsanız yaparsınız. O da benim şeyim olsun. Vallahi yaparsınız. Buyurun gelsin. Pah! Harf alayım. Duygu, düşünce ve bilgi aktarımı. Bence gerek yoktu ya ona. Duygu, düşünce ve empati değil, telepati değil. Karşılıklı ne halindeyiz? İletişim. İletişim halindeyiz. 700 puan. Eski bir tabirdir ama unutulmuş bir şey değildir. Çok ünlü bir kitap da var zaten bu tabirin geçtiği. Buyurun. Nostaljik dünya turu. Devri alem. Devri alem. 900 puan. Kısa kısa sorular bunlar. Vaktinizi yemeyecek. Ama üçünü de göreceksiniz. El butonun üzerinde. Hadi gelsin. Pat. Harf alayım. Sineye çekmek. Harfi. Sineye çekmek. Alttan almak falan değil. Tek kelime bu. Sineye çekmek. Şunun şu şımarıklığını sineye çekiyorum ya. Ama bunun şımarıklığını sineye çekemiyorum. Yani buna... Tahammül etmek değil. Hani sanki beni ortadan ikiye büküyorlar. Böyle. Katlanmak. Katlanmak. Yapacağız bu işi. Yapacağız bu işi. 7900 olacak. Ha gayret. Pat. Harf alayım. Yahu harfi yerinden oynamayacak hale getirmek. Bu burada artık. Sabitlemek. Gerek var mıydı o harfe? Yok. Burada al. Bak, burada bir şey demiyorum. Burada alabilirsiniz. Çünkü eski tabir yaygın da kullanılıyor mu? Yeni nesil için hayır. Ara bozan, karışıklık harf çıkaran hocam anlamında bir deyimdir. Harf istediler efendim. Deyim. Kalıplaşmış bir tabir. Fiştekçi bir... falan. Fiştekçi. Sorduk onu yakın zamanda. Bu onun gibi bir şey. Ara bozan. Yine işin içerisinde... Fitnecilik. Fitnecilik. Fitneli. Fitne. 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 Fesat. Fitne. Fecir. Fecir mi? Fitne, fesat. Fitne. Fecir güzeldi. Fitne. Ya bir harf için sizi mi kıracağım? Fitne, fücur. 900 puan.
teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Selam götürün bizden. Ali. Güzel yarıştınız. Kocaman alkışlar.